Şimdi kamu hizmetleri külfetleri karşısında eşitlik ilkesi. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi. Bak. Yol yapımında kullanılan dinamit çevredeki evlerin çatlamasına sebep oluyor. Yol yapılacak. Birçok kişi bu yoldan faydalanacak. Fakat bakın arkadaşlar, bunu tehlikeli araç kullanımı olarak koymuyorsun. Meslekten dolayı da mesleki risk olarak da koymuyorsun. Bunu sosyal risk olarak da koymuyorsun. Ne diyorsun? Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi diyorsun. Yani idareci yapılan hizmet bazı kişileri zarara uğratabilir. Yani bir külfete katlanmak zorunda olabilir. Yol yapıyor, yol yapılması benim için faydalı bir durum. Ama o yol yapılırken, Ankara otobanı yapılırken, o tünelin kazılması durumunda hangi evler zarar gördü ben bilmiyorum. Ama bazı kişiler bu zarara katlandı. İşte devletin bu zarara katlanan kişilerin zararını gidermesi durumuna ben ne diyorum? Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi diyorum. Devam. Kuş gribi. Şimdi arkadaşlar, kuş gribi ortaya çıktı. Kuş gribi devletin nasıl bir faaliyeti? Kolluk faaliyeti. Neden? Genel sağlığı devlet koruması için önlemler alması şart. Bu bir. İki. Kuş gribi neticesinde birçok şüpheli olan hayvanlar, belli bölgedeki hayvanlar ne oldu? İmha edildi. Şimdi sen toplumun sağlığını bu faaliyet, o hayvanları imha ederek korudun. Birçok kesimin menfaatine olan bir şeyi gerçekleştirdin. O tavukları imha ederek. Burada sıkıntı yok. Devlet olarak kolluk faaliyetini de yerine getirdin. Bunda da bir sıkıntı yok. Bakın, güvenlik olarak kolluk faaliyetini düşünmeyin. Dirlik, esenlik vardı, genel ahlak vardı, genel sağlık vardı. İşte bu kapsamda genel sağlıkla yaptı bunu devlet. Peki o salgın hastalık başka kişilere bulaşmasın diye devlet bunu gerçekleştirdi de o tavuk sahipleri de bir zarara uğramadı mı? Uğradı. İşte devlet bu zararı karşılaması durumuna ben ne diyorum arkadaşlar? Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi diyorum. O tavukları devlet vatandaştan satın alıp imha etti. Anladın değil mi? Devam ediyorum. Maden ocakları. Maden ocakları dışarıya saldığı zehirli atıklardan dolayı çiftçinin verimin düşmesi. Operasyonda şehit düşen asker polisimizin yakınlarına karşı sorumluluklarımız da yine ne olarak karşımıza çıkmaktadır? Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Var mı? Yok. Toparlıyorum. Önce devletin idarenin sorumluluğunu ikiye ayırdım. Bir, idarenin kusur sorumluluğu. Bir, idarenin kusursuz sorumluluğu. İkiye ayırdık. Adım adım. Bir yerleşip şuraya. İkiye ayırdım. Sonra dedim ki idarenin kusur sorumluluğu nedir? Hizmetin geç işlemesi, hiç işlemesi, hiç işlememesi, kötü işlemesi. Gitti. Çöp. İdarenin bir de neyi karşıma çıktı arkadaşlar? Kusursuz sorumluluğu. Yani ortaya bir zarar çıkabilir. O zararı aradaki farkı devlet ne yapıyor? Diyor ki benim sorumluluğum vardır. Kusursuz olsa bile sorumluluğum söz konusudur. Bunu bir tazminatla senin zararını karşılayacağım. Bu bizim karşımıza iki şekilde çıktı. Bir, kamu külfetler karşısında eşitlik ilkesi olarak karşımıza çıktı. Bu neydi? Devlet faydalı bir kuş gribi aklınıza gelsin. Maden ocaklarındaki kullanılan dinamitlerin patlaması gelsin. Maden ocaklarının zehirli atıklarının yayılması aklına gelsin. Ne oldu? Bu zarara katlananlara devlet kusursuz olarak olmasına rağmen zararı karşıladı. Bir diğer ise arkadaşlar tehlike, risk ilkesi. Bu durum neydi arkadaşlar? Kişi tıbbi görüntü, yani radyoloji uzmanıydı. Radyoaktif bir mesleki hastalığa maruz kaldı. Tehlikeye maruz kaldı. Mesleki risk. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Neydi? Unuttum. Şimdi arkadaşlar bir diğeri neydi? Sosyal risk. Tehlikeli risk. İdarenin tehlikeli faaliyetleri. Sosyal risk. Yusuf, burayı keseceğiz. Bakacağım buranın süresine.
Bir diğer neydi arkadaşlar? Mesleki riski gördük. Sosyal risk. Yani sosyal toplumun bir ferdi olduğundan dolayı bir zarara karşı karşıya gelmişti. Bir diğer neydi arkadaşlar? Devletin tehlikeli faaliyetleri, tehlikeli araçlarından dolayı ortaya bir tehlike durumu çıktıysa devlet bu zararda ne yapması lazımdı? Kusursuz olmasına rağmen karşılaması gerekiyordu. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Şimdi gel buraya. Gel buraya. Son olarak. Son olarak. Sonra sorulara geçeceğim. İdare. Kırmızı. İdarenin bu sorumluluğu İdari bir hareket, bir zarar ve illiyet bağın olması gerekir. Devletin bu sorumluluğun ortaya çıkabilmesi için. Fakat tek istisna sosyal risk. İlliyet bağı olmasa bile devlet bu zarara katlanmak zorundadır. Yani idari bir hareket ve zarar arasında illiyet bağı olmasa dahi devletin katlanmak yükümlülüğü olduğu durum hangisiymiş arkadaşlar? Sosyal risk diyorum. İşte bu çıkmış bir soru. Çıkmış soru diyoruz. Tamam. Açılacak olan tazminat davası tam yargı davasıdır. Devlette o kamu görevlisinin bir hatası varsa ona ne yapacak arkadaşlar? Rücu edecek. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Var mı? Yok değil mi? Var mı arkadaşlar? İdari işlemlerde kaldık. Tek bir konu kaldık. Yaklaşık 3 video falan süreceğini düşünüyorum. İdare hukukunun %95'i bitti. Tamam. Bu notları hukukoyaratir.com adresinden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınıza paylaşmanız arkadaşlar bizim faydamız olacaktır. Bu yaptığımız derslerin, videoların ücretsiz olarak herkese yayılması konusunda siz de en azından bize desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Biliyorum ki birçok arkadaş bizi desteklemek için elinden geleni yapıyor. Videoları paylaşıyor, beğeniyor, kanala abone oluyor. Eksik olmasınlar. Allah gönlünüze göre versin arkadaşlar. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere.